Evet sevgili çocuklar. Bugün sizlere Fener Balığı Pıtır kitabını okuyacağız. Yanımda da küçük oğlum Yusuf Alp var. Evet. Önce bir hadisi şerif. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Hadisi şerif. Evet oğlum. Hadisi şerif. Peygamberimiz insanlara doğru, güzel, meyadanlı şeyler Allah konusunda yönlendirici ve <laughs> bilgilendirici be ve önce sözlerdir. Peygamber insanları dinlerini öğretmek için Allah tarafından üstün özelliklere bu güzel alaka sahip kimse. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Teşekkür ederim oğlum. Fener balığı pıtır. Yaşlı fener balığı pıtır kap karanlık okyanusun derinliklerinde yaşıyormuş. En büyük hayali denizin en yüksek kısmına çıkmakmış. Orada neler olduğunu çok merak ediyormuş. Hayalini gerçekleştirmek için bütün hayatı boyunca çalışmış. Günlerce bin bir çeşit kitap okumuş. O çalıştıkça diğer balıklar geliyor ve ona bu hayalinin imkansız olduğunu söylüyormuş. Sen de diğer fener balıkları gibi karanlık sularda yüzmeye devam et diyorlarmış. Sonunda bir gün Kitaptan insan adı verilen bir varlığın denizaltı yaptığını öğrenmiş. Tam bu sırada karşısında tıpkı kitaptaki resme benzeyen bir denizaltı görmesin mi? Çok sevinmiş. Sanki bütün okyanuslar onun olmuş. Denizaltının penceresinden iki küçük çocuk ve bir de adam ona bakıyorlarmış. Onlara Hey! Beni de yanınıza alın. Sizin nedeninizi keşfetmek istiyorum. Demiş. Az sonra deniz altından bir kapı açılmış ve aşağı doğru kocaman bir kova inmiş. Yaşlı fener balığı cup diye kovanın içine atlamış. Tır diye onu yukarı çekmişler. İki çocuk onu hoş geldin fener balığı diye karşılamış. Fener balığı çok mutluymuş. Merhaba benim adım Pıtır demiş. Ben okyanusun en derin kısımlarında yaşıyorum. Uzun zamandır denizin yukarısına çıkmak istiyordum. İyi ki geldiniz. Çocuklardan biri "Merhaba benim adım Ali." demiş. Biz de uzun zamandır denizin derinliklerine inmeyi hayal ediyorduk. Diğeri "Benim adım da Zeynep." demiş. Biz kardeşiz. Babamız ise bir bilim adamı bu denizaltıyı yapıp bizi buralara kadar getirdi. Denizin en derin çukurunu görebildik. Babaları ''Hoş geldin Fenerbalığı Pıtır'' demiş. ''Biz de buralardaki keşiflerimizi bitirdik. Şimdi mangrove ormanlarına doğru yol alıyoruz.'' Fenerbalığı Pıtır mangrove ormanlarının nasıl bir şey olduğunu anlamamış. Merakla sormuş. ''Mangrove ormanları nedir?'' ''Büyük balıklar mı?'' Zeynep hayır demiş. Onlar denizin üst kısmında yaşayabilen kocaman yeşil renkli bitkiler. Fener balığı bunu duyunca yeşilin ne olduğunu merak etmiş. Maviyi, laciverti, siyahı, griyi biliyormuş. Ama yeşil, ıh, yeşili bilmiyormuş. Denizin altında dağlar, tepeler aşmışlar. Çukurlardan geçmişler. Kılıç balığı, Japon balığı, ahtapot, palyaço balığı, benekli balık, çizgili balık, balina, deniz anası, vatoz ve daha pek çok balığa el sağlamışlar. Ali, Ali gördükleri bütün balıkların fotoğraflarını çekmiş. Pıtır daha önce hiç görmediği balıkları gördüğü için çok mutluymuş ve sonunda denizin üst kısmına çıkmışlar. Çizgili balık. Evet. Anası Ahtapot, japon balığı, ee, Barbi balık, çizgili balık, parazit balık, eee, balık. Evet. Kılıç balığı, ee, küçük Japonlar balığı, eee, eee, balık, botoz. Tamam, bitti. İçebiliriz. Pıtır denizin üstüne çıktıklarında başını yukarı kaldırmış. Denizaltının üst penceresinden masmavi bir alan görmüş. Bu alan deniz rengindeymiş ama deniz değilmiş. Zeynep anlatmaya devam ediyormuş. Biz o maviliğe gökyüzü diyoruz. O bembeyaz güzelliklerin adı bulut. Sarı, yuvarlak ise dünyamızı aydınlatan güneş. Tam bu sırada yanlarından uçan bir balık geçmiş. Pıtır şaşkınlıktan neredeyse fenerini yutacakmış. Uçan balığa fenerini sallayarak selam vermiş. Uçan balık da ilk kez bir fener balığı görüyormuş. Denizde tekrar zıplayarak Pıtır'a göz kırpmış. Az sonra denizin tamamen bittiği noktaya varmışlar. Fener balığı sonunda denizin en yüksek kısmına çıkabildim demiş. Karşısında o güne hiç görmediği güzellikte bir manzara duruyormuş. Ali bu gördüğün bitkilerin adı ağaç. Yaprakları yeşil, gövdeleri kahverengi. Ağaçların tıpkı balıklar gibi birçok çeşidi var. Bu çeşidine mangrov deniyor. Ağaçlar bir araya gelince ormanları oluşturuyor demiş. Fener balığı pıtır ağaçları incelerken bir de ne görsün? bir balık ağacın üstüne çıkmış oturuyormuş. Denizin dışında duran bu balığı görmek hayatımın en büyük keşfi. Artık mutlulukla geri dönebilirim demiş içinden. Ali, Zeynep ve babaları mangrove ormanlarını gezdikten sonra tekrar deniz altlarına binmişler. Çektikleri fotoğrafları fener balığına hediye etmişler. Fener balığını evine bırakıp yollarına devam etmişler. Artık yaşlı fener balığının dostlarına ve torunlarına anlatacak çok şey varmış. Evet çocuklar. Kitabımız burada bitti. Fener balığı pıtır. Evet. Öğrenmenin yaşı yok çocuklar. Fener balığı yaşlı bir balıktı ama hedeflediği şeyi öğrenmek için...